Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de Vaziyet ve Manzara'nın 31. bölümünde yine birlikteyiz. Nasılsın Sinan? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Murat? Teşekkür ederim. Nasıl başlayalım bu hafta? İstersen anketle başlayalım bu hafta. İzleyicilerimizin de bizim de artık tüm odağımız seçimlere yönelmiş durumda. Seçimlerde çıkacak sonuçlar ne olabilir? Bunları tartışıyoruz ve ekonomiyi konuşurken de seçime endeksli olarak konuşuyoruz. Bu hafta izleyicilerimize bir anket sorusu sorduk. Seçim öncesinde dolar kuru, bankalar arası piyasa ve kapalı çarşıda hangi düzeyde olur diye sorduk izleyicilerimize. İzleyicilerimizin %7'si ikisinde de 20'nin altında olur dedi. %45'e piyasalarda 20'nin altında, kapalı çarşıda 20-22 arasında olur dedi. %15'i ikisinde de 20-22 bandında olur dedi. %33'ü ise piyasalarda 20-22 arası, kapalı çarşıda 22-24 arası dedi. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsun? İlk olarak şunu söyleyeyim, bazen görüyorum böyle bir değerlendirme, ya ne kadar politika yapıyorsunuz diye. Yani bu ülkede zaten enflasyon yüzde kaçken politika faiz oranı buradaysa ve bu nedenden ötürü de kur patlıyorsa, kuru tutmak için de yine bir Bakanlar Kurulu'nun kararıyla alınan bir kur korumalı mevduat uygulanıyorsa bir zahmet biz bunu konuşalım. Önce bir onu söyleyeyim. Dolayısıyla her şey için de seçimler çok etkili ve seçimlerde ilk defa piyasa dostu görülen taraf AKP değil, uygulamış olduğu politikalardan ötürü şu ana kadar en azından doğrudan mülkiyete karşı bir taarruzu olmasa da piyasayı bozma anlamında bir rahatsızlık vericiliği var. Diğer taraftan ise muhalefet daha olağan koşullar da öneriyor. Yani daha bilindik, temel, alışıldık Merkez Bankası politikaları. Şimdi aslında ankette biz neyi sormaya çalıştık? Bankalarası piyasa var. Bir de aynı zamanda kapalı çarşı var. Normal şartlarda kapalı çarşı dediğimiz aslında işte döviz büfeleri, büroları. Hiç bunların olmasına gerek yok normalde. Böyle bir konuyu konuşmamıza gerek yok. Zaten bankalarası piyasadan işlemler yapılır. Ne zaman yapılmazdı? 90'lı yıllar gibi Türkiye'nin daha bunlarda çok gelişmediği dönemlerde bu olurdu. Şimdi bu noktadayız. Aslında sorduğumuz soru da şu oluyor. Bir, öyle veya böyle bankalarası piyasadaki tabela döviz kurunu, aynı zamanda da Merkez Bankası'nın işlemde için kullanılan gösterge kuru da oradan belirleniyor. Bir şekilde 20'nin altında tutar mı, tutamaz mı? İkinci bacağı ise orada nerede tutarsa tutsun paralel bir piyasa, kapalı çarşıları, döviz büfelerinde oluşup bununla yine bir yükseliş olur mu olmaz mı? Buydu. A şıkkındaki tercih çok az çünkü çok beklediğim gibi zaten şu anda kapalı çarşıda 20 liranın üstünde. Nasıl 20 liranın altında olur? Bir hafta daha böyle götürürsünüz. Sonra son dakikada bir satış yaparsınız. Ancak öyle olur. Dolayısıyla bu şıkkın az rağbet görmesi olağan. Ben de onu beklemiyorum. Bunun dışında bankalarası piyasanın hala 20'nin altında tutamayacağına dair ki şu an 19.50 ihtimal dışı değil. Böyle bir ihtimal hala var. Çünkü 19.50'den 19.99'a kadar da bayağı bir şey var. Her ne kadar aslında baktığında %2,5 kadar bir şey olsa da direniyorlar. Direnişi birazdan konuşacağız. Dolayısıyla bunu başarabilirler. Ama ben yine bir önceki haftaki gibi kapalı çarşıyla bankalarası piyasa açık marjını artacağını düşünüyorum. Bunun da nedeni şu. Tabii onu engellemek için altın satışları var. O biraz duruyor ama ona belki 1-2 gün kala devam edemeyecek duruma gelirler diye düşünüyorum. Olmayabilir. Yani çok iddia bu haftaki 4 şık arasında ilki hariç diğer 3 şıkta iddialı değilim. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama şu anda zaten artık insanların ticaret için kullandıkları, bireylerin karar verirken kullandıkları en az 22 lira kuru. Yani aslında Türk lirası %10 devalüe oldu bile. %10 daha olur mu olmaz mı tartışıyoruz. Hele seçimden çok kötü bir sonuç çıkarsa bambaşka yerlere gidebilir. Yani kötü bir sonuç derken de çok ortada geçecek zorlu bir ikinci tur. O da nasıl olur? Ya iki aday birbirine çok yakınsa ya da İki adayda arasında bir fark bile olsa ikisi de %50'den bayağı uzak desen, yani ortadaki oy miktarı çok fazlaysa bunların halinde o sıkıntı ikinci şeyde yaşayacağız. Tura gelmeden önce yaşayacağız. Ama şöyle düşündüğüm zaman ben gene de bu arada diğer benzer yorum yapan insanlardan daha karamsar olsam da çünkü herkes diyor ki öyle böyle iktidar mutlaka dayanır diye düşünüyor. Benim de ana senaryom bu ama ben onlar kadar emin değilim. Yani o farkımı onu söylemeye çalıştım. Yani bu iş tamam ne yapar ne eder satar gibi olacağını düşünmüyorum. Neticesinde ben birazcık da açık kapı bırakıyorum ama benim de ana senaryom yani 20 liranın altından bankalarası piyasada temsilen girilir ama diğer tarafta 22 lirayı görürüz. İkisini aynı anda 20-22 arası tutma ihtimali de var ama kolay değil. Çünkü dediğim gibi bir yerden sonra altın satışını TL'ye karşı çok sürdürmezseniz kapalı çarşı gene ayrışacak ki şu anda onu nerede görüyoruz? Gram altının satış fiyatında yani kullanırken 19.50 dolar kuru değil 20.50 dolar kuru kullanarak hesaplandığı için onu da görüyoruz. Peki altını biraz daha açacak olursak, sen de söyledin altın satışı var. Bunu sormak istiyorum. Tabii bunu sorarken
şunu da değerlendirmek gerekiyor. İşaret ettiğin gibi bir taraftan kapalı çarşı ile bankalar arası döviz piyasasındaki kur marjı da açılmış durumda. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın döviz banknot stokuna baktığımızda orada da hızlı bir geri çekiliş var. 5,2 milyar dolar. Tüm bunları bir araya topladığımızda nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Şimdi piyasada bankacılık sisteminin içerisinde bulunan kaidi veya sentetik dövizi olan talep yüksek ama erişemiyorlar. Öyle olmayınca alternatif daha güvenilir piyasalara gidiyorlar. İşte onlardan da biri efektif döviz, yani fiziki döviz. Diğeri de altın. Böyle bir talep var. Merkez Bankası farklı bir şey yaptı. Ben Merkez Bankası rezervlerini 3 gruba ayırıyorum. Bir, kolayca satılabilir olanlar. İki, satılamayacak olanlar. Aslında her rezerv satılır da bunu çok kez yineledik. Bir, politik sonucu olur. O anlamda satılamaz. Bir de aradaki rezervler var. Şimdi o satılabilir kolayca likit rezervlerdeki miktarı tüketmeye çok yaklaşınca durdu. İlk stratejisi şuydu. Aslında altın 2 aydır bayağı yüklü bir şekilde satıyor. 558 tondan buralara geldik. 456 tona kadar indi. 102 ton indirdik 7 haftada. Ama o zaman ilk yaptıkları şuydu. Bunu satıyor, karşıda döviz alıyor. O döviz de piyasaya müdahale ediyordu. Bu sefer tam manasıyla piyasaya altını verip TL'yi alıyor. Yani doğrudan sanki hani bankalar arası piyasada döviz müdahalesi yapılıyordu ya, bu sefer kapalı çarşı yüzünden bildiğimiz eski usul. O yüzden o marş kapandı. Eğer bu olmasaydı ben şu anda en az bir %10'a çıkmış olacaktı makas. Yani 20 kabaca 19.5'a 21.5 lira gibi bir şey olacaktı. Onun nedeni bu oldu. Yani piyasadan döviz çekmeden altını verdiği için o tarafı kapattı. Tabii bu esnada aracılıktan da çok kar edenler de olduğunu düşünüyorum ve bunlar da ileride soruşturulması gerektiği inancındayım. Şimdi devam edelim. Böyle bir ortamda zaten satılabilir rezervler çok aşağıdaydı. Zorlanıyor. Makine inanılmaz çok yakıyor. Bugün aldığımız veriye göre kur korumalı mevduat 109 milyar dolara çıkmış. 102,3 milyar dolardı. Neredeyse 7 milyar dolar bir haftada gitmiş. Yani zaten haftada kabaca 2 milyar dolara yakın ihracatçıdan geleni alıyor. Reskont'tan geleni alıyor. Bir yandan da bu var ve rezervlerde gene düşüş var. Ben bu hafta kesinlikle bu kadar kur korumalı mevduatta yükseliş beklemiyorum. Çok şaşırdım, benim için bir şok edici bir veri oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda günde brütte 2-3 milyar dolar yakıyor. Netle o kadar gitmiyor işte bu kur korumalıdan girenler ve bir kısmı dediğim gibi ihracatçının ticaretten geleni, dış ticaretten gelen kısmı. Ama hani bu Kerim Rota'nın söylediği John Ahmet'in devirdeki makinesinin sürtünme katlı sayısı inanılmaz arttı. Ve yani çok zor çıkacak bu önümüzdeki 5 işlem günü. Yani 605 işlem günü kardeşim diyeceksin ama olmuyor. Zaten olmadığında borsada da görüyoruz. Tıkandığı zaman orası da tıkanıyor. Bak 5000'den 2-5000 hayli üstündeydi. Tıkır 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 geldi. Çünkü olmuyor. Yapay alımlar ve bu konuda desteklemeler olsa da. Dolayısıyla bu altın mevzusu çok önemli. Maalesef Şevki Yılmaz denilen meczupun dediğini yapıyorlar. Yani elde ne varsa satmak. Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin bir kısmı bankalara ait, ticari bankalara ait. Bir kısmı da kendisine ait, bir kısmı da hazinenin altınları var. Bunları 3 yerde saklıyor. İngiltere Merkez Bankası'nda, Londra'da, İstanbul'da, Borsa İstanbul'un altında, Ankara'da Merkez Bankası'nın kendi kasalarında. Yılda bir kere buna çıkıyor. Dolayısıyla hala ne nerede bilemiyoruz. Yani umarım Londra'dakileri de başka bir yolu harcayıp tüketmemişlerdir. Ama şunu biliyoruz, şu anda kapalı çarşıya verdikleri İstanbul'dakinden gidiyordur. Bu veriyi tabii ancak önümüzdeki yıl, bu yıl bitecek de Mart ayında Merkez Bankası bilançosunu açıklayınca göreceğiz veya işte iktidar değişecek, bize bunları açıklayacaklar. İşte o kendine ait olan rezervin 558 tondu, 456 tona indi. Tam 102 ton satıldı 7 haftada. Orada çok hızlı tükenme var. Ve unutmayalım, bu geçen Cuma'nın kapanışı. Yani ben bu haftada bunun 420 tona ineceğini ve seçim öncesi haftada 360-380 tona kadar inebileceğini, eğer ilk tur sonucunda çok çekişmeli bir ikinci tur beklenirse bunun 180 tona kadar da inebileceğini düşünüyorum ve inanılmaz bir kayıp. Kabaca zaten bir tonda 61 milyon dolar gibi bir şey diyor ve inanılmaz derecede paramızı gidiyor. Yani hakikaten çok çok kötü bir şey. Tabii o da piyasa fiyatından satıyorlarsa. Ona dair de çok şüphelerim var. Yani bu böyle sürdürülebilir bir şey değil. Ama maalesef çok övündükleri altın rezervlerini bile dibe çekecekler. Hatta buraya da şunu eklemek gerekiyor. Toplam rezervlerde zaten tarih dipteyiz. Yani brüt rezerv, altın ve dolar, döviz 114 milyar dolar. Ama net 6 milyar dolar. Swapları düştüğün zaman eksi 53 milyar dolar. Hazinenin ikilisini düştüğün zaman eksi 67 milyar dolar. Muhtemelen seçmede eksi 75-80 milyar dolar gibi bir yerle gireceğiz. Eksi 100'e kadar da gidebilir mi? Gidebilir ama bence gidemez. Yani böyle bir kural yok. Her şey satılabilir ama dediğim gibi bir anda efektife yöneliş artarsa o zaman başka yerlere gideriz. Ben o yüzden şüpheliyim özellikle, ama her şey ilk turun nasıl sonuçlanacağına bağlı. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu altın mevzusu çok büyük bir problem. Piyasayı daha normalmiş gibi gösteriyor ama çok büyük bir kayıp.
şu anda yaptığın hepsine suç olduğunu söyleyebilirim. Yani bu an, şu anda Türkiye bir savaşa girse, bir anda bir haklı davası, Kıbrıs gibi diyelim, yaptırım uygulansa, Rusya gibi finansal sistemden çıkarılsa, bizim silah alacağımız, gerekli gıda tedarikini sağlayacağız veya bambaşka şeyler için akçemiz yok. Satılan, yapılan şey bu. Tam da Şevk Yılmaz dediği gibi bu ülkeyi darül harp olarak görüyorlar. O yüzden de yağmalamaktan tereddüt etmiyorlar. Biz de yeterince bilinçli ve cesur olmadığımız için, vatandaşlar olarak şahsen söylemiyorum, bunları izliyoruz. El satmış, ha ha ha, ne güzel kur orada duruyoruz. Güzel kardeşim, senin rezervin, senin çocuğun daha çok buna ihtiyacı olacak ileride. Zaten bunu da pandemide de gördük, depremde de gördük maalesef. Peki bunları önümüzdeki haftalarda tabii ki sonuçları da gördükten sonra konuşuyor olacağız. Yurt dışına bakalım bir de. Bu hafta Merkez Bankaları haftasıydı yurt dışı açısından. Fed 25 bas puanlık bir artış yaptı. Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda onlar da 25 bas puanlık bir artış yaptı. 3.75'e yükseltti. Hem Powell'un mesajları hem Lagarde'ın mesajları var. Yurt dışı merkez bankaların, gelişmiş ülke merkez bankalarının bu hamlelerini nasıl değerlendiriyorsun? Bundan sonra ne beklemeliyiz ve bizim gibi ülkeler nasıl etkileyecek bu? Şimdi yurt dışında manşet enflasyonla mücadele büyük ölçüde başarıldı. ABD 9'dan 5'lere kadar getirdi. Avrupa'da da, Britanya'da da. Britanya biraz daha geriden geliyor. Benzer durumlar oldu. Sorun şurada. Çekirdek enflasyonu gelemiyorlar. Yani enerjiden ve gıdadan kaynaklanan, ki gıda fiyatları bayağı düştü. Enerji fiyatları aşağı çekildi. Bunlar bitti. Şimdi geriye kalan. Burada biraz iş gücü piyasada da çok sıkı olduğu için, yani zaten işsizlik oranları ABD ve Britanya'da %3'lerde, Avrupa'da, kıta Avrupa'sında %6'larda. Tarihi dipler bunlar onlar için. Doğal sınırda olduğu için ücretlerin artması gerekiyor. Ücretler arttığı zaman, ücretlerin artması bir yandan iyi ama kötü yanı da şu oluyor. İşte fiyat ücret sarmalı şeklinde bir gelişiyor. Evet, enflasyonu durdurmak için talebi kısmak gerekiyor eğer üretimi arttıramıyorsanız. Onu da bu çalışanlardan yapmamanız lazım. Ama diğer yerleri yapamadığınız zaman bu iş işte acı reçeteye dönüyor. Bunlar yaşanıyor. O yüzden de enflasyon sevilmez. O başta en sondaki gelinmek istenmeyen noktaya hiç gelmemek isterim ama oralara gelindi. Şu anda da onu bastırmak istiyorlar. O çekirdek enflasyonu bastırmak için de olması gerekenden daha fazla faiz artırırlar ve daha uzun süre faizi burada tutacaklar. ABD Merkez Bankası resmi olarak bitirdiğini söylemedi ama az çok bitirmiş gibi oldu. Para çekmeyi devam ettirecek piyasadan. Kısa vadeli bu banka iflaslarından ötürü bir ekstra bir para vermişti piyasaya. Onun 400 milyar dolar kadar, o kısa vadeli, onun 200'ünü çekti. Kalan 200'ü de çekecek. Onun dışında her ayda 95 milyar doları tahvillerden çekmeye devam edecek. Ben burada bir sorun görmüyorum ama bankacılık sisteminde bu sefer 3 yeni bankayı daha konuşuyoruz. Yani orası gittikçe büyüyor. Sonuçta bu bankalar tam olarak batmıyorlar. ABD'nin TMSF'sine ve hazineye bu kadar büyük yük bırakmıyorlar. Ama konsolide olmuş oldular. Yani itibarları gidince bir başkası da birleştirip etmek gibi bir hale geliyor. Yani aslında bir nevi öndeki tabelayı değiştiriyorsunuz. Çünkü güvenmiyorsunuz. Yeni tabelada daha güçlü sermaye yapısına sahip oluyor. Onu koruyacağını düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bu ortamda bu politikayı devam ettirecekler. Bu finansal rahatsızlıklar da, endişeler de olacak. Avrupa'nın işi daha zor. Avrupa'da çekirdek enflasyon daha katı bir halde ve Avrupa birazcık daha faiz artımı zaten geriden gelir, devam da edecek. Ama ben Avrupa'nın tamamen bir resesyona girmeden bu süreçten çıkmasını kolay görmüyorum. Bence Amerika'da bir durgunluk yaşayacak. Bu çekirdek enflasyonu yenmek böyle olacak. Yine Britanya, bu grubun hep söylüyorum en zayıf halkası. Japonya'da da bunu göreceğiz. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde ciddi bir sorun olacak. Özellikle 2023 yılının ikinci yarısından sonra bunu göreceğiz. 2024'te de bu faiz indirimleri başlamak durumunda kalacak. Ama faizini yeterince arttırmayanlar, enflasyonu yeterince durduramayanlar en son bu işleri yapma imkanları olacak. Yani Avrupa'dan bahsetmeye çalışıyorum. Avrupa bunu bugüne kadar iyi götüremediği için buna dair ciddi sorunlar yaşayacak. Bir de şunu unutmayalım. Avrupa'da bu sefer daha hasta çocuk, hasta adam değişti. Yani bu sefer ilk defa mesela Almanya daha sorunlu. İşte bu kendilerinin kurmuş olduğu neoliberal dönemdeki modelde sorun var. Rusya'dan ucuz gazı alamıyor. Aynı zamanda işte normalde sermaye yatırımlarının önemli ölçüde sanayiye ayırırken bu sefer savunmaya ayırmak zorunda. Bunun da hepsi tamamen kendisinin içeriden aldığı mallar değil. Dolayısıyla o da bir açık verecek edecek ve daha verimli yerlere de yönlendiremeyecek. Neticesinde Almanya'da orada aksadığını söyleyebilirim. Güney kesim biraz hizmetlerden dolayı daha iyi ama oranın da bence tıkanacağı var. Yani dünya belli bir yerden sonra biraz iyimserleşti. O iyimserliği erken satın aldı. Çin'den sonra bir enflasyon balonu patlamadı ve Çin erken açıldığı için.
kış çok soğuk geçmediği ve yeni bir enerji krizi olmadığı için ve Avrupa Amerika ekonomisi durmadığı için bu gerçekleşiyordu. Ama bence o fazla iyimserlikti. Şimdi yavaş yavaş bu bankalar üzerinden bu gerçeklerle karşılaşmaya başladık. Bize gelecek etkisi dersek de şu: zaten dışarıda koşullar kötüyken biz burada üşüyoruz. Dışarıda bir de fırtına olursa biz buradaki evin duvarları çıksa daha çok üşüyeceğiz. Ama öyle tahmin ediyorum ki bu dertlerle asıl yeni hükümet uğraşmak durumunda kalacak. Onu önümüzdeki aylarda tartışmaya devam edeceğiz. Aylar demeyelim, hemen haftalarda diyelim, süreç o kadar uzamasın diyeyim ben. Ama hakikaten tarihi bir seçimlere doğru gidiyoruz. Haftaya bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Ancak yani bir ülkenin altın rezervlerinin bu kadar satılacak, aleni bir şekilde satılacak hale gelmesi ve bunları da böyle alışıldık yöntemlerle yapmamaları, insanların kimin seçip seçmemeleri konusundaki fikir vermekse bence çok önemli. Çünkü inanın yani Allah korusun bir deprem daha olsa, bir küresel finansal kriz olsa veya bir savaş, bir çatışma bir şey olsa, tamamen de haklı olduğunuz, bizi çok ama çok çok zor duruma düşürürler. Bunu da ifade etmiş olalım. Çok teşekkür ederim Murat. Ben de teşekkür ederim. Bu haftalık da bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.